Işte bir dakika bak ilginç bir şey var. Ee, öyle tabii. Saadettin Saran bir sonraki Fenerbahçe Kongresi'nde başkanlığa aday olacağını açıkladı. Geçen dönemlerde de açıklamıştı ama bakalım bu sefer herhalde. Bu resmi, resmi bir e, dille açıklandı. Hayırlı olsun. Hayırlısı hayırlı olsun. olsun. E, hani onu da şey paylaşalım. Işte, e, Fenerbahçe tabii irdelerken e, sezon başından bu yana kadar bütün hepsini ince ince. Eleip sık dokunmak lazım, her şeyini çok iyi inceleyip de konuşmak lazım ki öyle yapılıyor zaten buralarda. Tabii taraftarlık farklı bir şey. Onlar ee, ...bunu niye oynatıyorsun... ...bu şekilde olmaz diye biz buralarda söylediğimiz anlar... ...taraftarlar da, e, sevgili taraftarlar da... ...farklı yorumlar diyorlar, diyorlar ki... Fenerbahçe düşmek... ...kesinlikle de. Ha bu sezon... ...der misiniz üç büyüklerin hepsi de... ...ahım şahım top oynuyorlar değil hocam onun geldiğinde... ...onları da eleştiriyoruz. Yani, şimdi tabii... E, ...yani eleştirdiğimiz noktaları... ...onlarda da söylüyoruz. Şunlar yapılmadı, bunlar yapılmadı. Trabzonspor eleştirildi yapıldı. canım. Yani ya, Trabzon, son maçtan yani, sonra... Yani, hani, bu, şimdi ...lider burada, eleştirildi hani, ya. Yani. Yani eleştiri... ...aslında şöyle işi tutmaktır. Belki heh bir de yanlışlık çok doğru bir şey söyledi Aykut. Eleştiriyi biz şöyle algılıyoruz. Biz bunları söylüyoruz da hani yerlerde sürünsünler diye. Hayır bu eleştirilerden belki bir e, evet. çıkarım olur. Eleştiri her zaman olumsuzluk değildir. Çıkarım olur. O eleştirinin eleştirininden yani faydalanıp bir şey çıkar ortaya. Şimdi, yani bir kadro şimdi eğer biz kadro oluşmadı dersek, eğer oluşmuşsa bak o zaman kötü niyetli demektir. Tabii. Bak o başka bir şey. Ben biz ne diyoruz? Fenerbahçe'nin ideal 11'i var mı hocam? Yok. nerede? Var mı? Yok abi. Bence de yok. Eleştiri bu. İdeal 11 yok, kurması yani, 11 lazım. Yok yani 11 yok. Yani onu söylüyoruz yani. Sevgili Haldun Aykut. Hafta sonları maç oynuyorsun. Maç oynadığın zaman belli bir oyun düzenin var, şablonun var. Orada çıkıyorsun. Orada sana hafta içi çalışmaların, bütün sezon içi de çalışmaların senin aynen hafta sonu oluyor. Hani çünkü bir sağ içine bilmiyoruz. Antrenmanları bilmiyoruz. Ne şekilde çalıştıklarını bilmiyoruz. Ama bu işin içinden gelenler maçı seyrettiği zaman neler oluyor neler olmuyor onu çözebiliyorsun. Hani fert olarak konuşmamak lazım. İşte Mesut kötü öbürü çok kötü. Bunu genel olarak takımsal olarak konuşmak lazım. Gerekecek. Hocam bir, işte, bir, bir, şey. Antep maçına baktın. Bitin. Antep maçındaki yanlışlar senin önünde. kötü Oynamadığı maçlar da var mesela Kayseri puan kaybettiler dört e tane topun direkten döndü bunlara da söylendi buralarda yani Fenerbahçe'nin galip gelmesi gereken ve farklı galip gelmesi gereken maçta şanssızlıkları da vardı. Hocam olur zaten Hı, futbolun, futbolun içinde, içinde var, var ama var bir de bunlar. oyunun devamlılığı önemli haftadan haftaya önemli siz haftadan haftaya üzerine katarak gel Galatasaray maçı'nı yendiniz. Her şey toz duman. E Gaziantep'e sen daha gol atmadan e, Göztepe'ye gittin, berabere kaldın. Beraber. Geldin i̇şte burada 4-0 4, 0, da... 4 kazandın. Döndün Gaziantep'e gittin 3-2 mağlup oldun. E, bu <laughs> yani değil ya. Bir varsın, yani, bir yoksun. Yok. Evet. Onun için biz büyük takımlarımıza hep alıştığımız için 4 hafta, 5 hafta patır 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 gidip bir sezon göremiyoruz. Kusura bakmasın hiçbir taraftarlar. Bu bir taraftarlar. Bir görülmüyor. Birçok kişi Pelkas'ı eleştiriyor. İşte Pelkas koşmuyorsun, etmiyorsun, şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun biraz da oyuncuyu motive edersen oynar. Yani bu işler böyledir. ya yani eleştirenler var onun için. Ya, ya çıkıyor çok da fazla bir şey yapmıyor diye. Şimdi Pelkas'ın geçen sezonki performansına baktım ben. Geçen sezon ne yapmış? Geçen sezonda bu oyuncu oynuyordu. Ne yapmış acaba? Yani Merak ettin Vitor, baktın. Vitor Pereira gelene kadar. Geçen sezonki şeyi söylüyorum. 34 maç oynamış. Geçen sezon. 31 maç ilk 11 başlamış. 8 golü 7 asisti var. Vay Hadi. vay. 15 yani. gole tesir etmiş. 15 gole. Bu oyuncu şimdi şey diyor bazı eleştiren. Ya işte da çok fazla. Ya sen Pelkas'tan verim alamıyorsan sen kendini sorgulayacaksın. Bu oyuncu 8 milyon euroları gördü Rusya'da. 10 milyon euroları görüyordu bu oyuncu. Bu oyuncuyu ne yaptın sen? Konya Spor maçında 41. <laughs> dakikada oyundan çıkardın. Sonra evet. da gidip e, teselli etmeye çalıştın. Oyuncu Aykut ben de oynadım. Ondan sonra bitti. 41. dakikada oyundan çıkan oyuncuyu tekrar kazan kazanman zor olur. Etmek zor. Ha kazanırsın haftaya gene oynatırsın ha. kazanırsın. Ne yaptı? Bravo. Hocamın söylediği. Abdül Abdülkadir için ne oldu? Ömür için. Kasımpaşa maçını çıkarttı. hemen oynattı. Ertesi hafta Kasımpaşa maçında çıktı, hemen oynadı. Öyledir zaten. Var mı böyle bir şeyin? Yok. Sen Pelkas'tan yararlanmıyorsun Ki Geçen yani, sezon biliyorsun Pelkas'ı dışarı attıkları zaman ya bu adamı dışarıda oynatmayın, içeride oynatır. O kadar oynadığı halde içeride daha verimli. Hocam Üstelere söylüyorum adan, rakam tabi, rakamlara bakar mısın ya? Doğru. 15 gol. Bu... Zafiyeti var diyorsun yani bu, bu, bu bu apaçık ortada. Bak, sistem oyunculara uymuyor. Bak sistem şey demiyorum, yanlış demiyorum Sistem oyunculara uymuyor oyun tatmin edici değil. Hocanın başlayan bitiren 11'leri doğru olmuyor. Bu kadar. Baştan zaten hiç olmuyor Başlayan ha, haftadan, bitiren 11'leri doğru olmuyor. Tabii bir de şunu da işte burada maçlardan yola çıktığımız için e, aşikarı yani belli, oynanan oyun da belli, devamlı değişiklikler belli ama e, herhalde bizlerden birileri izin verilse bir ay izlesen antrenmanları filan herhangi bir takımımızın büyüklerden bahsediyorum. O vakit daha farklı bize bir şeyler sunabilir. Onların sezonluk çalışması bir ayda çözersin de şekilde gideceğini. Ee, ama onları görmüyoruz. Fakat çalışmaların e, şeyi neresidir? E, Hafta sonu. Hafta sonu oynadığım <laughs> maçlarda oradan yola çıkıyorsun. Ee, i̇şte biraz evvel Pelkastan bahsedildiği gibi Pekas gibi elinde bir oyuncu var. Aynı meziyette Rossi'yi alıyorsun. Belki Rossi Pekas'ın e, üçte ikisi değil. Sadece birkaç şeylerde hareketlerde görüyorsun ama Pelkas sana çok farklı yani bir... Rossi de kötü oyuncu değil Bak canım. Kötü demiyorum. Ama şimdi Pelkas'ın bir harmonisi var. Pelkas'ın bir oyun düzeni var. Pelkas'ın farklı bir oyun meziyeti var. Mesela bir Mesut'la Pelkas'ın beraber oynadıklarını düşünün. Onun o çabukluğunu, onun ıı, direkt gidişlerini, dışarıdan vuruşlarını... İşte bunlar çok fazla değişiklikler olursa bu sefer de esas takım oyunun harmonisini kuramıyorsun. Sevgili Fenerbahçeli taraftar ve Fenerbahçe takımı bunları yaşadı şu ana kadar. Ve yaşıyor da. Şimdi kestiremiyorsun bakalım. Santrofor kim oynayacak pazar günü? Hadi çık bakalım. Ben söyleyeyim hocam sana. <laughs> Valencia oynayacak. Eğer sakatlıktan yüzgü, da döndü diyorsun. Sakatlıktan... Antrenmanlara başladı çünkü. Dün dün ilk dün iki gündür antrenmana Atma çıkıyor zaman, takım bence. antrenmanı. Şimdi mantıklı hocam, düşün <laughs> bak şimdi tamam biz mantık çarşıbesinden gidiyoruz. kadroda kadro da olur, bekler. Hocam, ona ben, göre gidersin. Ben Fenerbahçeleri mutlu edecek bir birkaç cümle söyleyeceğim. Yani ya e, mutsuzluk bir şey yok tablo yo, yo, olarak muts, esasında. mutsuz, tablo yok hocam. Bak mutluluğu yok, ama üzgün Fenerbahçe mut, mutlu, yani, Mutlu, tablo. Yani. şunu bekliyor Fenerbahçe taraftarı. Arada kaç puan fark var? 39-27 mi? 12 puan. Fenerbahçe onu bence ligin hemen ikinci yarısının beşinci haftasında kapatır. Vitor Pereira da oyuncuları mükemmel bir şekilde performansa ulaştırır. Fenerbahçe'nin oyunu Türkiye sınırlarını aşar. Bunu bekliyorlar Gerçek ki, Gerçekçi benden. <laughs> gerçekçi mi? Benden bunu bekliyorlar. Ne yapayım yani bunu söylemem <laughs> lazım. Kendimizi <laughs> ihanet etmiş oluruz. Ama e hocam yani şimdi bunu bekliyor Fenerbahçe taraftarı. Yani kendileri de görüyorlar tabii. Gerçekten. Kendileri görüyorlar Zaten olayı. Herhalde. Ya kabul edeceksin. Kabul etmeden hatanı düzeltemezsin. Bak, Vitor Pereira hatasını kabul etse, şuralarda hata yaptım dese düzeltebilir. Çünkü elindeki kadro gerçekten mükemmel bir kadro var. Ama hatanı kabul etmezsen, nerede hata yaptığını bilmiyorsan bana birisi hocalık yap diyor. Bizim zamanımız geçti, hocalık yapamıyoruz. Türk hocam. oyuncularından yola çık, Türk oyuncularından Fenerbahçe'deki ...benim bu şahsi görüşüm... ...buralarda defalarca söyledim... ...Türkiye'nin hemen hemen elit Türk oyuncularına sahip... sahip şunu Tabii hocam, ama ...elit oyuncularına sahip bir... E, ...Türk e, portföyü var elinde... E, ...oyuncu portföyü var... ...hiç yabancılar o mevkide oynatma... ...Türk oyuncularını oynat... ...gene seni e, taşırlar... ...ama e, dedim ya işte her hafta... E, ...torbadan birilerinin isimleri çıkar hocam, gibi... kadro kuruyorsunuz... ...şimdi Vitor Pereira üzerinden konuşuyoruz ama... ...şunu söylemek lazım... Hani bu sistemi kurulmasını sağlayan kişi de Ali Koç tabii ki. Onu da söyleyeyim. Sezon sonunda ben burada ısrarla şu cümleyi söylemiştim. Dedim ki Emre ile devam et. Çünkü neden devam et? Çünkü şampiyonluğu belki bir maçla kaçırmışsın. 10 maç şans vermişsin. 10 maçın 7'sini kazanmış, ikisini berabere bitirmiş, birinde mağlup evet. olmuş. Bir hoca, hoca var. E sen dedin ki deneyimlenmesi lazım. Peki. İşte puan cetveline bakın. Deneyimi <laughs> görüyorsun.